Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün Corel Draw'da dikiz ayna süsü nasıl yapılır onu anlatacağım arkadaşlar. Mesela müşterimiz bize böyle bir resim gönderdi. Ben bunu istiyorum dedi. Biz bu tür şeylerden ne gibi adımlar izleyeceğiz? Onlara bakalım arkadaşlar. Resmimize sağ tıklıyoruz. Resmi kopyala diyoruz arkadaşlar. Corel'e geliyoruz. Sağ tık yapıp yapıştır diyoruz arkadaşlar. Resmimizi bir göz önüne alıyoruz. Daha sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Kanat vektörel diyoruz ve aratıyoruz arkadaşlar. Görsel arama yapıyoruz. Buradan bize en uygunu hangisi ise onu seçeceğiz arkadaşlar. Şu bizim resimle birebir neredeyse arkadaşlar. Ben buna sağ tık yapıyorum. Resmi kopyala diyorum arkadaşlar. Corel'e geldim. Yapıştır dedim. İlk önce gerekli olan şeylere toplayacağız arkadaşlar. Kanadı topladık. Şimdi logoyu toplayacağız. Bunun böyle siyah göründüğüne bakmayın arkadaşlar. PNG formatında olduğu için böyle. Şimdi Beşiktaş logomuzu bulalım. Ben burada arattım arkadaşlar. Çözünürlüğünü de büyük yaptım. Şimdi logomuza geldik. Resmi kopyala dedim. Tekrar geldim Corel'e. Ve bunu da yapıştır dedim arkadaşlar. Bu çok fazla büyük. Bunu biraz şöyle bir küçülteceğim arkadaşlar. Tamam. Başka neyimiz var burada? Yıldızımız var. Zaten Corel'in içerisinde bunlar var. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk önce kanata geldim. Bitmap menüsünün içerisine girdim. Mod dedim. Grayscale dedim. Tekrar bitmap dedim. Mod dedim. Black and white dedim arkadaşlar. Burası simsiyah. Ama biz bunu direkt buraya getirdiğimizde bizim istediğimiz bir görüntü oluyor arkadaşlar. İstediğimiz görüntüyü yakaladıktan sonra Outline Trace, Linear diyorum arkadaşlar. Daha önceden anlatmıştım burayı size arkadaşlar. Burayı her zaman sona, burayı da her zaman 5'te tutuyoruz arkadaşlar. En verimli sonucu öyle alıyoruz. Çizimimiz şu an hazır. Kanadımız yani. Ama kanadımızda içte kalan kısımlarda genelde üst üste bindirme yapar arkadaşlar. Biz onları temizleyelim. Ben bunun için bir makro kullanacağım arkadaşlar. İsteyenlere bu makrodan da verebilirim. En üsttekini seçtim. Dış ve yani herhangi bir tane rengi seçtim oradan arkadaşlar. Fill color, outline color. İçi ve dışı aynı renkte olanları seç diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi seçti. Şimdi onu sildim. Burada kanadımın asıl benim istediğim noktaları kaldı arkadaşlar. Şimdi bu kanadımızı buraya yerleştirelim. Az bir şey küçültelim. Shift tuşuna basılı tutarsanız arkadaşlar orantılı küçültür. Bunu unutmayın. Tamam. Hemen kontrol tuşuna basıyorum. Burada bir ok görünüyor arkadaşlar. Kontrol tuşuna bastım. Orada sağa doğru çektim. İkinci kopyayı gördüğümde arkadaşlar mouse'umun sağ tuşuna basıyorum. Bir tane daha kopyasını oluşturuyorum. Rengini değiştireyim arkadaşlar ben bir. Siz daha rahat görün. Öyle şey yapalım. Evet. Rengimizi de değiştirdik. Şimdi böyle burada istediğimiz görüntüyü oluşturuyoruz. Şu şekil iyidir arkadaşlar. Başka neyimiz vardı? Logomuz vardı. Bu resmimizde artık işimiz kalmadı. Onu siliyoruz. Şimdi geldik logomuz arkadaşlar. Bitmap menüsüne tekrar giriyorum. Mod diyorum. Grayscale diyorum arkadaşlar. Tekrar bitmap diyorum. Mod diyorum. Black and white diyorum arkadaşlar. Uzaklaşalım buradan biraz. Şimdi gördüğümüz gibi bu sefer de Türk bayrağımız görünmedi.
Ama biz bunu buraya çekecek olursak, daha önceki PNG format olduğu için ikiye çektim arkadaşlar. Hani burada ayar sürekli değiştiği için sizin resminize göre bu ayar değişecek. O yüzden şunu yapın demeyeceğim size burada. Yani uygun olan ayarı yaptıktan sonra okey diyoruz arkadaşlar. Trace bitmap diyorum. Outline trace diyorum. Linear diyorum arkadaşlar. Burada diyor resmin boyutu çok fazla. Ona okey diyebiliriz arkadaşlar. Tekrar burayı en sona çektim. %100 yaptım. Tekrar burayı da 5 yapıyorum arkadaşlar. Buranın dolmasını bekliyorum. Burası dolduktan sonra bizim işlemimiz tamamdır. Doldu. Tamam arkadaşlar. Şimdi bununla da üst üste binen çizgiler var. Onları bir silelim. Alttaki resmi siliyorum ilk önce. Şimdi grubu bozuyorum. Sağ tık yaptım, grubu bozdum. Şimdi içte olan kısımları seçtim. Beyaz olan yerleri. Ve kenara doğru taşıdım. Bunlar üst üste binen çizgiler arkadaşlar. Bunları eğer silmeyecek olursanız makinede hani iki sefer geçiyor buralardan ya da yapmak istediğiniz işlemi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra yıldızlara geldim. Klavyeden T tuşuna basıyorum arkadaşlar. Aynı hizaya getiriyorum. Sonra buraya biraz yaklaştırıyorum. Artık bunu içindeki renkleri bir alalım. Siyah renge geldim. Sağ tık yaptım. Üstteki çarpıya geldim. Sol tık yaptım. İçindeki renkleri bir kapattım. Şimdi üstteki yıldızları seçtim. Klavyeden Ctrl G diyorum arkadaşlar. Grupluyorum. Sonra kontüre geliyorum buradan. Dışa doğru kontür at diyorum. 2.2 milim uygundur. Attım dışa doğru arkadaşlar. Kötü bir görüntü oldu. Biz bunu düşürelim. Tamam. Şuradaki hataları da düzeltelim. Sağ tık yaptım. Bırak kontur grup apart diyorum arkadaşlar. Şimdi bunu biraz aşağı doğru indiriyorum. İndirdim. Biraz da ortalayalım bunu. Klavyeden Ctrl G tuşuna basıyorum. Shift tuşuna basılı tutup C'ye basıyorum arkadaşlar, ortalıyorum. Sonra grubu boz diyorum arkadaşlar ve buradaki yıldızın en dışındaki çizgiyi seçiyorum. Biraz daha yukarıya kaldırayım. Ha. Şimdi yıldızın dışındaki çizgiyi seçtim. Ve Beşiktaş logomun dışındaki çizgiyi seçtim. Buradan Weld tarayıcına geliyorum. Tıklıyorum arkadaşlar. Birleştiriyorum. Şimdi logomuz hazır. Kanadımız da hazır. Ne kaldı? Taç kaldı arkadaşlar. Tacımızı yapalım. Tarayıcımı alıyorum. Burada bir tane kontrol tuşuna bastığımızda daireyi böyle hani elips gibi değil ama kontrol tuşuna bastığımızda tam daire yapmamızı sağlar arkadaşlar. Bir tane daire yapıyorum. Bir tane merkez çizgisi alıyorum arkadaşlar buradan. O bize lazım olacak. Şimdi klavyeden space tuşuna bastım. Yani boşluk tuşuna. Seçim aracıma geldim. Bir tane daha dairemi aldım. Buraya koydum. Klavyeden Shift tuşuna basılı tutuyorum ve mouse'un sol tuşuyla bunu istediğim yere gelinceye kadar küçültüyorum. Sonra tekrar buraya getiriyorum. Mouse'umun sol tuşu halen basılı. Sol tuşu basılıyken bu sefer sağ tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bir kopya daha oluşturuyorum. Şimdi çizim aracıma geliyorum buradan. 3 point kurve arkadaşlar. Buradan böyle bir çizgi çekiyorum. Böyle bir çizgi çekiyorum. Daha sonra buraya atlıyorum arkadaşlar. Ve şunu oluşturuyoruz. Buradan tekrar böyle bir şey alıyorum. Buraya geçiyorum. Ve tekrar böyle oluşturuyorum arkadaşlar. Şimdi şeyimiz de tamam. Tacımız da tamam sayılır arkadaşlar. Bunun hemen bir tane kopyasını burada ok yönü görüyoruz arkadaşlar. Kontrol tuşuna basılı. Ok yönünü gördüğümüzde sağa doğru bir hareket yapıyoruz. Mouse hani bir kopyasını gördükten sonra mouse'un sağ tuşuna basıyoruz arkadaşlar ve bir kopyasını oluşturuyor. Daha sonra da merkezde üst üste bindiriyorum burada. Aynasını yapmış oluyoruz. Şimdi bu çizgimle bu çizgimi seçiyorum. Kombin yapıyorum arkadaşlar ve çizgime çift tıklıyorum. Buradan açık olan iki noktayı seçiyorum.
extend to kurve diyerek birleştiriyorum arkadaşlar. Aşağıdaki iki çizgimi seçiyorum. Tekrar extend kurve diyerek birleştiriyorum arkadaşlar. Klavyeden boşluk tuşuma basıyorum. Hepsini seçiyorum ve buradan weld aracıma basıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tacımız da hazır. Şimdi bizde eksik olan ne var? Yıldız var. Daire var. Yıldızımızı da hemen oluşturalım. Geldik. Gene kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Tam yıldız oluşturmasını istiyorum arkadaşlar. Oluşturdu. Yıldızımızı biz biraz daha büyütelim. Tamam. İstediğimiz boyuta geldikten sonra arkadaşlar orada duruyoruz. Şimdi bu kanatla bu kanadı seçtim. Kombin yaptım arkadaşlar. Daha sonra yıldızımı seçiyorum buradan ve kanadımı seçiyorum. C'ye basıyorum, ortalıyorum arkadaşlar. Şimdi ne kaldı? Bunu da bir renklendireyim logomuzu. Şuraya bir koyalım. Şöyle biraz da büyütelim. Büyütemedim. Şöyle biraz da büyütelim. Logomuzu kombin yapmamışız arkadaşlar. Kombini unutmayalım. Kombin çok önemli arkadaşlar. Kombin yaptık. Tekrar buraya geldim. Yıldızı istediğim yere koydum. Logoyu ve büyütüyorum arkadaşlar. Bizim istediğimiz görüntü oluncaya kadar. Şimdi burada bizim tacımız da tamam. Tacını da yerine koyuyorum tekrar. Şimdi başka ne lazım? Bir de daire lazım arkadaşlar. Dairemizi hemen yapalım. Tekrar daire aracıma geldim. Buradan bunun da rengini değiştireyim. Ve buradan büyütüyorum arkadaşlar. Ta ki bizim istediğimiz olana kadar. Şimdi dairemiz seçili. Shift tuşuna basılı tutup kanadı seçiyorum. C'ye basıyorum. Ortalıyorum arkadaşlar. Dairemiz biraz küçük kaldı. Tekrar dairemi seçiyorum. Shift tuşuna basılıyken az bir şey daha büyütüyorum arkadaşlar. O da tamam. Şimdi tekrar Shift tuşuna basıyorum. İçeride bir daire daha oluştuğunu gördüğümde istediğim bir boyutta bu sefer mouse'un sağ tuşuna basıyorum arkadaşlar. Bir tane kopyasını oluşturuyorum. Artık buradaki resmi silebiliriz arkadaşlar. İstediğimiz görüntü şu an oldu. Şimdi birleştirme işlemlerine geçiyoruz arkadaşlar. Tacımı seçtim. Her zaman merkez çalışacağız arkadaşlar. Tacımı seçtim. Dıştaki dairemi seçtim. C'ye bastım. Ortaladım. Daha sonra geldim böyle. Dairemi de bir kombin yapayım arkadaşlar. Daireme geldim. Dıştaki dairemi seçtim. Kombin dedim. Buradaki çalıştığımız her şey logo olsun, ne bileyim her şey olsun kombin olmak zorunda arkadaşlar. Yoksa bizi çeşitli hatalar bekler. Logomu seçtim, dairemi seçtim, C dedim, ortaladım arkadaşlar. Şimdi başka ne kaldı? Başka bir şey kalmadı. Arkadaşlar hepsini seçiyorum ve klavyeden Weld aracıma tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işlemimiz bitti arkadaşlar. Burada yazımızı yazalım. Buradan yazımızı yazalım. Ben Yusuf yazacağım arkadaşlar. Sizin artık müşteriniz ne isterse onu yazarsınız. Yusuf tutar diyelim. Genelde bu tür yazı fontlarında monotip kullanılır arkadaşlar. Mono diyelim. Genelde monotip kullanılıyor bu tür şeylerde. Monotip yazı stilimizi de seçtik. İstediğimiz yere koyduk. Tekrar C diyorum. Ortalıyorum. Yazımız bozulmaması adına Ctrl Q diyorum arkadaşlar ve bozuyorum. Yazımızın da rengini değiştirelim arkadaşlar. Renk değiştirme usulü nasıl olur arkadaşlar? Ondan da kısaca bahsedeyim. Buradaki renge sağ tıklarsam dış rengini değiştirir. Sol
Sol tıklarsam iç rengini değiştirir arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü bu çok işimize yarayacak arkadaşlar. Çizimim bu kadardı. Hani aklınıza takılan bir soru olursa bana yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olur ve beğeni yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.